Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Fransiya hükümet hizmetçilerinin TikTok işiltişini çekledi. Fransiya hükümet hizmetçilerinin yanfullarda TikTok, Twitter, Instagram katarlık app'lerini işiltişini çekligen. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Fransiya hükümeti 24 Mart sallıq malumat bihaterlik tedbirlerinin yeterlik bulmasılıkıdan ensirip, hükümet hizmetçilerinin yanfullarda TikTok'nın chat el nusxisi, Douyin, Twitter, Instagram katarlık app'lerini işiltişini çekligen. Xabarda qeyd qilinishicha, TikTok'ning Xitoy bilan bo'lgan munosabatidan andisha qilinganligi sababli ba'zi demokratik davlatlar TikTok'ga o'xshash cheklovlarni qo'ygan. Ammo Fransiyaning qarori hukumat amaldorlari, parlament a'zolari va prezident Emmanuel Macron qatorliq yuqori darajalik amaldorlar keng ishlatayotgan boshqa ijtimoiy aloqa usullarini ham o'z ichiga oladi ekan. Fransiyaning ommaviy iqtidor va o'zgartirish ministrligi ministri Stanislas Grini bu haqda e'lon qilgan bayonotda ko'ngil ochish xarakterlik applarning davlat ma'muriy mulozimatlarida ishlatilishi yetarli bexatar emasligi bu masalada sonliq ma'lumotni qo'g'dash xavfiga duch keladiganligini o'tirg'i qo'ygan. Bildirilishicha bu cheklash buyrug'ini Fransiyaning tur bexatarlik organi nazorat qiladi ekan. Bayonotda qaysi applarning cheklanganligi haqida aniq uchur berilmagan bo'lib, Fransiya hukumatining bu qaroriga boshqa davlat hukumatlarining TikTokni cheklashda qo'llangan tadbirlari dalil qilib ko'rsatilgan. Xitoy Amerika tekshiruv shirkatining 5 xizmatchisini qo'lga oldi. Xitoy Amerika tekshiruv shirkatining Beijingda turishliq ishxonasining 5 Xitoy yollanma xizmatchisini qo'lga oldi. Fransiya xalqaro radiosining 24 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Amerika tekshiruv shirkatining 5 xizmatchisini qo'lga olgan bo'lib, shirkatning Beijingdagi tijorati vaqtincha to'xtagan. Bu haqda e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Xitoy rejimi shirkatga hech qanday qonuniy da'vo to'g'risida rasmiy uqtirish topshirmagan bo'lib, navbatda shirkat Xitoydan xodimlarning qo'yib berilishini talab qilgan. Bayonotda shirkat advokat taklif qilib, doiralar bilan so'zlashish orqali shirkat xizmatchilari va ularning oila tabiatlariga yordam qilish ishlarini boshlagan. Shirkat mas'ullari bayonotda yana bizning Xitoydagi xizmatimiz azaldan ochiq oshkora, ijtimoiy axloqqa uyg'un va munosabatli qonun nizomlarga amal qilib keldi. Biz doiralar bilan hamkorlashib, bu vaqa sababli kelib chiqadigan har xil uqishmasliklarni hal qilamiz degan. Beijingda turishliq Fransiya xalqaro radiosi muxbiri juma kuni shirkatning Beijingdagi shoba darvozasining zanjir qulup bilan taqilib, odam qolmaganligini ko'rgan. Yerlik saqchilar muxbirning mazkur ahvolga munosabatlik savoliga javob bermagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu vaqadan xabari yo'qligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Minsi guruhi tekshiruv shirkatining bosh shtabi Nyu-Yorkda bo'lib, aldamchilik, cheriklik va xizmat o'rnidagi qoidaga xilof qilmishlar, shunaqli delolarning parda orqasidagi ahvollarni tekshirish bilan shug'ullandi ekan. Bu guruhning Washington, London, Meksika shahri, Dubai va Nairobi qatorliq dunyoning har qaysi joylarida jami 18 shoba ishxonasi bor bo'lib, ularning to'rbetida deyilishicha shirkat xizmatchilari prezident mahkamasidan tortib, dengiz qirg'og'igacha bo'lgan masalalarni chuqur tekshiraladi ekan. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya Kelantan shtatining parlament raisi bilan ko'rishdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plani bo'yicha 23 martdan boshlab Malayziyada Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirish faoliyatini boshlagan edi. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abdulxaliq, Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi ustoz Mahmudjon Damollamda tashkillangan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati 25 mart Malayziyaning Kuala Terengganu shtatidagi ziyoratlarini oxirlashtirib, 26 mart atigandan boshlab Kelantan shtatidagi ziyoratini boshladi. Ziyorat davomida oldi bilan Malayziya Kelantan shtati parlament raisi Abdullah Yaqub Apandini ziyorat qilgan bo'lib, Abdullah Yaqub Apandi ularni ishxonasida kutib oldi. Hay'at ko'rishda oldi bilan Sharq Turkistonning tarixini qisqacha tanishtirdi. Orqadan Xitoyning Sharq Turkiston xalqini yo'qotishdan iborat razil maqsadi bo'yicha ijro qilinayotgan jazo lageri va turmalarga solash, islom va musulmonlarning barliq qimmat qarashlarini va barliq ibodatlarini cheklash, madaniyat iznolarini yo'qotish, masjid chiqish, ayollarni majburiy tug'mas qilish qatorliq jinoyatlarini tafsili tanishtirdi. Oxirida bundan keyingi hamkorlikni qandoq kuchaytirish masalalarini muzokara qildi.
Hay'at şu günü yana Clinton ştatının hükümet başkatibi Asri bin Davud Efendi, şundaqlı Clinton ştatıdaki Malayşiya İslam Partisi Ali Kengash azası, İslam Pelsefe İnstitutu reisi Dr. Cevher bin Matni Efendini şıxanısı ziyaret kıldı. Ondan başka yana Clinton ştatıdaki yukur dercilik alımlar kengashinin reisi Zulkarneyn Efendini ziyaret kıldı. Hay'at arkadan yana Ribat İslami Bilimler İnstitutu'nu ziyaret kıldı. Mezkur ziyarette institut okuguçularına növetteki Şarkı Türkistan vaziyetini, cümleden Müslümanlarının barlık ibadetlerini çekleş, öz yurtlarının mecburi başka yerlerge sürgün kılış, Müslümanlarının perzentlerini mecburi dinsiz kılıp terbiyeleş katarlık, irki kırgancılık cinayi kılmışlarını tepsili tunuşturdu. Çek parlamentinin başlığı Xitayning narazılıkıga qaramasdan Tayvanda ziyaratı bolmaqda. Çek parlamentinin başlığı Marketa Pekarova Adamova Xitay bilan igilik huquq to'qinishi davomlashayotgan Tayvanni ziyarat qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Çek parlamenti başlığı Marketa Pekarova Adamova 25 mart savdo-sanoatchilar, akademiklar va hukumat amaldorlarini o'z ichiga olgan 150 kishilik hay'at bilan Tayvanga yetib bordi. Adamova Çek bilen Tayvan'nın ağırlığı uzun buluşuğa karamay, okşaş yadroluk kımmet karışkı ige işgeldikini, şunlaşkı Çek'nin Tayvan'nı kollaydıqallıqını bildirdi. 5 günlük ziyaret üçün Tayvan'ge yetip gelgen Adamova Tayvan rehberi Tsai Ing-wen bilen körüşüdü, hem de parlamenti nutuk sözleydü. Çek yeni prezidenti Peter Pavel saylamda galibi kılıp, arkadanla Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ve Tayvan rehberi Tsai Ing-wen bilen telefonda körüşken idi. Xitay bir Xitay siyasi bahanesi bilen bu görüşke karata narazılık bildirgen idi. Xitay öz zemininin bir kısmı deb dava kılıp atkan Tayvan 1949 yıldan buyan emeli müstakillikka ege bir devlet süpürde mevcutluğunu devamlaştırıp gelmekte. Xitay jonqoruqligi bilen Tayvan otursidiki içki uruştin kim payda bolgan bu ayrılış hazırgıcı devamlaşmakta. Xitay bir Xitay prinsipini ta'kidlab, Tayvanning dünyadaki devletler bilen müstakil diplomatik münasebet o'rnatishiga, Birleşken Devletler Teşkilatı ve başka xalqaralıq teşkilatlarda resmi vekil turg'izishiga qarshi chiqib kelmoqda. Hamda özünü itiraf qilgan devletlerinin Tayvan bilen diplomatik münasebetini üzüşi kerakligini şart qilib kelmoqda. Honduras Tayvan bilen diplomatik münasebetini üzganligini e'lon qildi. Otur Amerika devleti Honduras Tayvan'ı itiraf kıladığan azsandaki devletlerinden biri bulup, emdilikte Tayvan bilen bolgan diplomatik münasebetini üzgenlikini ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Honduras Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatı da Honduras Cumhuriyeti Hükümeti dünyada pekat birli Xitay'nın varlığını Xitay Xalık Cumhuriyeti'nin pütkül Xitay'ı vekili kıladığan birdenbir kanunluk hükümet işgenlikini itiraf kıladığı deyildi. Tayvan'ın Xitay zemininin ayrılmaz bir parçası işgalliki ta'kidlangan bayanatı yana Honduras hükümetinin Tayvan bilen bolgan diplomatik münasebetini üzgenliki ve hiç qandaq resmi münasebet o'rnatmaslıqqa va'de berganligi uqtirildi. Xitay rejimi bir Xitay prinsipini qo'llanib Tayvan'ın öz zemininin bir qismi işgallikini ilgiri sürüp gelmekte. Xitay bo'g'izi ve atrofidagi harbiy mavjudligidan boshqa yana Tayvanning amaliy mustaqilligining qonunlik salohiyatga erishishiga shundoqli Tayvan hukumatining dunyodagi davlatlar bilan mustaqil diplomatik munosabat o'rnatishiga hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlardan rasmiy vakil turg'izishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Saudi Arabiston Xitoyda neft ayirish va neft ximiya zavodi qurmoqchi. Saudi Arabistan'ın Xitay'da kurmakçı bolgan neft ayrış ve neft ximiya zavodlarının orni Şarkı Türkistan'da mı ya ki Xitay'nın içki kısımıdı mı bu haqda eniq malumat berilmedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Saudi Arabistan'ın devletlik neft şirketi Saudi Arabistan Aramco Xitay'da neft ayrış zavodi ve neft ximiya zavodi kuruş arqalıq faaliyet başlaydıqanlıqını elan kıldı. Saudi Arabistan Aramco şirketinin yazın bayanatıga asaslanganda Xitay'nın Norinco ve Penjin şirketleri bilen ortak teşebbüs başlığan. Bu ortak teşebbüsünün 30% Saudi Arabistan Aramco şirketine, kalgan 51% Xitay'nın Norinco şirketine ve 19% Penjin şirketine tabi bo'ludiken. Şirketlerinin ortak meblağ selişi bilen kündelik işlep çıkarış iktidarı 300 min varilığı yetidigan neft ayrış zavodi, şundaqlı yıllık işlep çıkarış iktidarı 1 milyon 650 min tonna etilin ve 2 milyon tonna parakselinğe yetidigan neft ximiya zavodi kuruldiken. Bu lahiyanın zorur bolgan tasdiqleri tamamlanğan denken, kuruluşunun bu yıl aprildin kiyin başılınışı planlanmaqta. Neft ayrış ve neft ximiya zavodlarının 2026 yılı işkı giriştirilişi mülkerlenmekte.
Rusya, Belarusya zeminiga yadro qurollarini o'rinlashtirmoqchi. Rusya prezidenti Vladimir Putin Rusya bilan Belarusiyaning yadro qural to'g'risida kelishganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Putin Rusiyaning Belarusiya zeminiga taktikilik yadro qurollarini o'rinlashtirganligini bayon qilib, Rusiyaning yadro qurollarining kengayishini cheklash shartnomasiga xiloflik qilmagan holda Belarusiya zeminiga yadro qurollarini o'rinlashtirganligini bildirdi. Putin Amerikaning Yevropadagi yadro qurollarini imo qilib, biz qurollarni Belarusiyaga o'tkazib bermaymiz, o'rinlashtiramiz. Xuddi Amerikaning Yevropaga o'rinlashtirganiga o'xshash dedi. Putin Rusiyaning Belarusiyaga taktikilik yadro quroli to'shish iqtidoriga ega, uni ayroplan avatganligi to'g'risidagi fikrlarni ham bahrladi. Putin yana Belarusiyada yadro qurollar o'rinlashtirilgan muassasalar qurilishining Rusiya tarafidan 1-iyulgacha tamomlanadiganligini so'ziga ilova qildi. Putin bultur Shimoliy iqim 1-chi va 2-chi tabiiy gaz turbi liniyasida yuz bergan portlashlar ustida to'xtalib, Pulitzer mukofotiga erishgan amerikalik jurnalist Seymour Hersh'ning Shimoliy iqim liniyasidagi portlashlar Amerika istixboroti tarafidan tashkillandi degan yakuniga kelganligini bildirib, "Men buningga to'liq qo'shilaman", dedi. NATO bilan Yevropa Rossiyaning Belarusiyaga yadro quroli o'rinlashtirish qarorini aybladi. NATO va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Belarusiyaga taktikilik yadro quroli o'rinlashtirish qarorini mas'uliyatsizlik deb ayibladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha NATO bayonotchisi Ivana Longisko Rossiyaning Belarusiyaga taktikilik yadro quroli o'rinlashtirish qaroriga munosabatlik savolga javob berib, Rossiyaning yadro quroli to'g'risidagi qarori nihoyatda xatarlik va mas'uliyatsizlik. NATO hushyorlikni saqlayotdi. Biz vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Biz Rossiyaning yadro quroli pozitsiyasida bizning o'zgarishimizni talab qiladigan hech qanday o'zgarishni ko'rmadik. Rossiya yaqinda strategik qurollarni azaytish kelishimini to'g'nitib qo'yish orqali o'zining doim qurollarni kontrol qilish va'dasiga xiloflik qildi. Rossiya darhol o'zining va'dasiga amal qilishi va samimiy harakat qilishi kerak dedi. Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Twitter adresida bayonot e'lon qilib, Rossiya bilan Belarusiyaga norozilik bildirdi. U so'zida Belarusiyaning Rossiya yadro qurollariga sohibxonlik qilishining mas'uliyatsizlik bilan jiddiylikni ulg'aytish va Yevropa xavfsizligiga tahdid solish bo'lib hisoblandi. Belarusiya buni hozirmi to'xtata olaydi? Bu o'zining qarori. Yevropa ittifoqi qo'shimcha tadbirlar bilan inkos qaytarishga tayyor dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.